Kur'an'ın benzeri bir kitap yazmak ve taklidini yapmak için iki şiddetli sebep vardı. Birisi, düşmanlarının karşı koyma ve tenkit hırsı, diğeri ise dostlarının üsluplarını Kur'an'a benzetmek ve taklit etmek şevki. Biri düşmanlıktan, diğeri muhabbetten doğan iki sebep. İşte şu iki sebep altında milyonlarca Arapça kitap yazılmış ki o kitaplar ortada geziyor. Lakin hiçbiri Kur'an'a benzemez. Alim olsun, cahil olsun, her kim Kur'an'a ve diğer Arapça eserlere baksa kat'iyen diyecek ki Kur'an bunlara benzemiyor ve onların mertebesinde değil. Şu halde iki ihtimal var. 1. Kur'an bütün bu yazılan kitapların altındadır. 2. Ya da o yazılan bütün kitapların üstündedir. Birinci şık, dost ve düşmanın ittifakıyla batıldır. Hatta şeytan bile bunu iddia edemez. Zira o kitapların altında olsaydı, taklit edilmeye çalışılmazdı. O halde geriye ikinci şıkkı kabul etmek kalır ki, Kur'an diğer bütün kitapların üstündedir. Bu üstünlük ise Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna delildir.